Şöyle iddialar da var bir yandan e, bu Ermeni tehciri meselesini aslında Türkiye'de görevli Alman generallerin e, ve e, Almanya'dan buraya gelen askeri danışmanların organize ettiği hatta ileride evet. e, yapılacak e, Yahudi soykırımı için de burada tecrübe kazandıkları burada öğrendiklerini oraya yansıttıkları ve bunun denemesini aslında burada yaptığını söylenir Almanların. Almanlar Allah bu işin neresindedir? Benim böyle bu genç Alman Orientalistleri gibi çok geniş bir hayal gücüm yok. Kusura bakmasınlar ama bazı şeyler o kadar açıktır ki bir kere tabii askerler bunu organize ediyordu, kendince mantığı vardı. Cephe gerisinde Ermeni faaliyetlerine müsaade edemeyiz. Sürün. Evet. Bazı yerlerde yerli halk, bazı yerlerde değil, bir sürü yerde işte Ermeni komşularına işte yalandan Müslüman olun falan. Tehcirin dışında kalın falan gibi tedbirler yapıyor. Bronzart Paşa şiddetle karşı. Hı diyor şeyi kazımak lazım der gibi. Bunu tekrar devam ettiriyorlar. Bu çok açıktır. Bir de ikinci Harp'te de şeyler var. Mesela bir test çıktı. Efendim Yahudilere neler yapmış bu Türkler? Bir suçu yayarsan böyle buna Sicilya metodu derler. Mafyanın bir lafıdır. Tuttu kolpa ne suna kolpa Herkes cürümkarsa, herkes cani ise, hırsızsa kimse öyle değildir. Anladın mı? Hırsızlık yaygın, hoş bir meslektir. İhtisas dalları vardır hatta. Tırnakçı gibi, yan kesici gibi falan, değil mi? Kürsülere de taktime, taksim edilebilir. Bunlar e, enteresan şeylerdir, yaklaşımlardır. Fakat şunu söylemek istiyorum bizim yapacağımız şey çok açıktır. Bir kere bir, biz Reagan ortaya çıktığı zaman, benzer lafı ettiği zaman tutturamadılar. Çünkü bu iddialara ve bu lobiye karşı bizi Amerikan Yahudi lobisi destekledi. İsrail'deki Türk vatandaşı Yahudi cemaati destekledi ve Türkiye'deki Türk Musevilerinin 500. Yıl Vakfı, Ki epeydir kurulmuştu 500. Yıldan evvel. Bunlar canhıraş bir şekilde koşuştu ve uğraştılar. Rakkami falan ve arkadaşları. Bunu unutmayın. Hiç kimsenin iki veya üç tane birden düşmanla baş etme durumu yoktur. Biz biriyle anlaşmak, tarihi birlikte bakmak görüşmek zorundayız. Bu çok açık çünkü komşuyuz. Bu hal böyleyken ikincisiyle lüzumsuz bir antisemitizmle bizim kasabalarımızı ikinci harpten sonra saran bir görüşle bunu yapma hakkımız yok. Ayıp tarihimizde bizim böyle bir sorun yok, bir mesele yok. Nedir yani bu? Bir de İsviçre'den gelen bir takım dışarı kökenli cemiyetler vardı. İlim yayma, manevi cihazlanma falan. Bunlardan çıktı bu iş. Türkiye'de cemaatin, Müslümanların ne alakası var Yahudi cemaatiyle falan? Hiçbir alakası yok. Tanımaz, tanıyan da oturur işte dosttur, komşudur falan gider. Bir takım iç evlilikler çok uzun zamandan beri vardır bizde öbürküne göre. Binaenaleyh bunu üzerinde ısrarla durmamız lazım. İkincisi, rahmetli Bahadır Demir'in Los Angeles'ta bir ihtiyar Ermeni mensup tarafından e, şey, asasine edilmesinden, suikaste uğramasından beri ve onun konsolosunun kendisi, Muavin konsolosu. E, bunu söyledim ben. Dedim bu Ermeni işine girmemiz lazım. Ben uzman zaman doktorantım. Bana böyle imkan bulsa ben bu konuda çalışırım dedim. Bu imkan da vardı. ...Ermeni cemaatinin... ...sonra maşrop zamanında da... ...gayet yetkili öğretmenleri... ...bunu yapacaklardı. Bu işler hep akamete uğrattı. Bu bizim millet... ...lisan öğrenmek ve sikat etkik etmek... ...onları mukayeseli şekilde... ...değerlendirmek gibi... ...işlerle uğraşmazlar. Ezbere konuşulur. Her 24 Nisan'da aynı adamlar... ...aynı laflar... ...aynı kitaplar bir daha bir daha basılır... Ve bu arada önemli şeyler de gider. Niye Esat Uras basılmıyor mesela? Osmanlı kültüründen kalma Ermenice de bilen bir valimiz. Niçin Kamuran Gül'ün orada komisyonla yaptığı, bundan yararlandığı kitap bir daha basılmıyor? Niçin Gündüz Aktar'ın makaleleri toplanmıyor rahmetlinin? Niye bunlar yapılmıyor? Yenisi de yapılmıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir heyet kurmuştu. Güzel bir kitap çıkarmıştı bu konuda. Gündüz Aktan ve Türk Kaya Atayöldü şeysi, editörü. Kitap vallahi yok oldu ortadan. Hiç ne dağıttılar ne bir şey. Dışarıdaki neşriyatla karşılaştırılamayacak kadar fakiriz bu konuda. Türk'ün Türkiye propagandasından bahsediyorlar. Gülünecek şey güya hiç değil. Çok zavallı bir durumdayız ve doğru. Türk türkü anlatacak işi ki öyle gitsin o. Çok yazık. Bu yapılmıyor. Bu memleketin dili öğrenilecek bu Ermenilerin. Peki Tarihleri tetkik edilecek, edebiyatları tetkik edilecek. Böyle adamların ortaya koyduğu Ermeni tezleri ancak dinlenir. Bu çok peki, açık bir peki, şey.